merhabalar. Günaydın. Nasılsınız? Ben iyiyim. Birazdan spora gideceğim. Açlıktan ölüyorum ve evde proteinler bana hiçbir şeyim yok. Bugün alışverişe gitmem lazım. Yumurtam vesaire olmadığı için mecburen kendime Charlie kendisine yapıyordu. Bir tane de ben kendime yaptım. Ne derler? Peanut butter jelly sandwich diyorlar buna. Ekmek içinde. Fıstık ezmesi doldurun böyle fıstık ezmesini. Üzerine biraz çilek reçeli. Şimdi bunu yiyeceğim. Yani düşük karbonhidratlı beslenmek istediğim bir günde çok uygun bir öğün değil ama evde olan bu. Şimdi bunu yiyeceğim. Biraz enerji versin bana. Sonra spora gideceğim. Bugün uzun bir gün olacak. Hem spor, hem Anatoly, hem evin işleri, hem de iş derken bunu yapacağıma inanıyorum. Allah, ne yapıyorsunuz? Kısık sesle konuşurum çünkü Anatoly arkada uyuyor. Charlie'yi işe bıraktım. Spora geldim ve Anatoly arabada uyudu. Zaten durup durmayacağım malum. Çocuk bakım kısmında. Bir de şimdi onu uykudan uyandırırsam ve öğlen çok erken, bu arada öğlen uykusu için saat 10.30 henüz ama uyandırırsam daha da huysuz olur diye düşünüyorum. Hiç değilse bir yarım saat uyuyacak. Uyutacağım burada arabada. Sonra sporumu yapacağım. Planlarım arasında bu yoktu. Ben onu bırakacaktım. Oyununu oynayacaktı. Ben sporumu yapacaktım. O yorulacaktı. Eve gidecekti. Güzel bir öğle yemeği yiyecektik. İyice ağırlaşacaktı. Tatlı tatlı uyuyacaktı. Benim planım oydu. Ama hayatın planları başkaymış. Öyle yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Öğlen yemeğimde çiğ pirinçsiz balık ve miso çorbası var. Afiyet olsun. Bay anneciğim. En son ne anlatıyordum ben size? Spora gelmiştim değil mi? Önümde bekliyordu, Anatoly uyuyordu. Sonra hanımefendi uyandı. Spora gittim. Sporumun 35. dakikasında ben kantar içinde koşu bandına koşmaya çalışırken çağırdılar beni. Ve gitti. Onu almaya gittiğimde çocuk hıçkıra böyle ola ola ağlıyordu. İlk defa sakin, normalde bizi görünce susardı. Sakinleştirmen bile zor sürdü. Sanırsın etinden et koparıyorlar. O yüzden bilmiyorum yani, onu artık daha fazla bu işkenceyi yapmak istemiyorum. Evet, ağladığı için her şeyi ona vermemeliyiz. Evet, alışması lazım ama bu kadar çok ağlıyorsa, bu kadar böyle kendinden geçercesine ağlıyorsa bir sebebi var diye düşünüyorum ben. Yani vicdanım el vermiyor açıkçası. Bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, 35 dakika sporumu yaptım. Normalde diyorum ya, akşamları daha enerjik oluyorum diye. Bugün enerjim de yerindeydi. Gayet iyiydi yani. 35 dakika da olsa yapabildiğim kadarını yaptım. Sonra gittik yemek yedik. Anne kız yemeğimi gösterdim sanırım. Sashimi yedim. Bombaydı. Sonra eve gittik. Uyuduk. Şimdi Charlie'yi almaya geldim. Ay beynim durdu bir an, kusura bakmayın. Charlie'yi almaya geldim işten. Onu işe bırakacağım. Ondan sonra ben kendim işe gideceğim. Çarçabuk bir makyaj yaptım. Bakalım nasıl görünüyor. Dün de bu makyaj aynısını yapmıştım. Bana birisi demişti bu makyajın videosunu çekti. İstiyorsanız çekebilirim. Dün hiç bir özelliği olan bir makyaj değil de. İstiyorsanız çekebilirim. Şu an tek ihtiyacım olan şey kahve. Bir yerde durup Anatoly'yi emzirmem lazım işe gitmeden önce. Bir de kahve almam lazım. Saat 5:20. Benim 6'da işte olmam lazım. Nasıl, bunların hepsi nasıl yaşanacak bilmiyorum ama bir şekilde olacak. Günaydınlar. Derken Anatoly'nin pırtlatışı. Hazırladığım muhteşem kahvaltımla karşınızdayım. Biraz soğan doğradım. Onları tereyağında azıcık kavurdum. Üzerine 2 yumurta kırdım. 3 dilim. 2 tanesi cheddar. Bir tanesi Swiss peyniri koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Eminim müthiş doyurucu olacak. Bana afiyet olsun. Seçen bir spor derler. Sashimi'nden sonra eve geldim. Karnabaharım, kıymam, biraz soğanım, birazcık salçam pişiyor. Şimdi içine pul biberi basacağım. Yanına yoğurtla misler gibi yiyeceğim. Nasıl canım çekiyor. Kendime müthiş enerji hissediyorum. Süper muhteşemdi. Yemeğim de muhteşem olacak. Düşük karb, bol protein, orta yağ. Muhteşem. Bana iyi gelen böyle beslenmek maalesef. Tad olarak yüksek karda sevsem de maalesef kendimi iyi hissettiğim ve kilo vermemi hızlandıran şey yüksek protein, orta seviyede yağ ve düşük karbonhidrat. Hi there. Hi there. Hi. How are you? Good.
derleyin. When will you learn? Is it very clever? Are you cautious? Yes, cancel. Ballar, merhaba, ne yapıyorsunuz? Ay, neler neler oldu. Öncelikle sizden özür diliyorum. Bu videoyu çok geciktirdiğim için, çok geciktirdim dediğim, 1,5 gün kadar geciktirdim. Normalde şu an böyle mutluluktan ölerek bu videoyu paylaşmam gerekiyordu sizlerle. Bir ayın sonunda, daha doğrusu 4 haftanın sonunda, yarın tam bir ay olacak. Bugün ayın kaçı? Onu bile bilmiyorum. Her neyse, Ağustos ayı boyunca diyet yapacağım demiştim. 4 haftayı. Geride bıraktık ve sizinle yarın, ama dün paylaşmam gerekiyordu. Fakat kayınvaliden biraz rahatsızlandı ve benim dün ona gitmem gerekti. Dün bütün günü beraber geçirdik. Akşam eve geldiğimde çok geçti. Normalde akşam yayınlayacaktım videoyu. Çok geçti dedim. Sabaha bırakayım. Şu an benim için sabah. Ve size 1,5 gün gecikmeli olarak bu videoyu yayınlıyorum. Neyse, şu an kayınvalidem iyi, merak etmeyin. En azından daha iyi düne göre. Her neyse. Peki ne oldu? 4 haftalık diyetin sonunda ne yaptım? Öncelikle zaten bugün ne yediğimi takip ediyorsanız az çok biliyorsunuz ne yiyorum, ne içiyorum. Geri geldim. Ne diyorduk? Anatoli izin verirse anlatacağım. 4 hafta. 4 haftanın sonunda sanacak o kadar çok şeyim var ki. Ah, okay. 116 kilo ile 115.9. Yani 116 kilo ile başladığım serüvenime 109 kilo ile, yani -7 kilo ile devam ediyorum. Giden 7 kilo, gelen, yani kendimi bir ay öncesine, 1,5 ay öncesine kadar, kıyasla o kadar iyi hissediyorum ki. Bu süreçte tabii ki enerjik hissetmediğim günlerim oldu vesaire, ama şöyle anlatayım. Şimdi size neremden kaç santim azaldım onu falan anlatacağım, ama önce hayatımda ne gibi değişiklikler oldu ondan bahsedeceğim. Eskiden birincisi, bu bir ay boyunca size hep söyleyeyim, korkunç bel ağrılarım vardı alt belimde. Evet, korkunç ağrılarım vardı. Anatoli de biliyor. Artık bel ağrım kalmadı. Eskiye kıyasla daha fazla günler çalışmama rağmen iş yerinde aman işte belim ağrıdı durayım 2 dakika dinleneyim. Hiçbirisi kalmadı. Bu bir. Anneciğim boya yapar mısın lütfen? Şu videoyu çekmeye çalışıyorum. Hadi bir tane. Nerede boya kalemini? Nereye attın yeşil kalemini? Hadi boya yap tatlım. Sonra. Aa, bir dakika dur, kalemini vereyim. Ya. Kalem burada. Bu bir. Bel ağrısından eser kalmadı. İkincisi, mesela eskiden çalışacağım bir gün, yani benim için herhangi bir aktivite yapmak, atıyorum işte spor etmeyi falan zaten unut. Alışverişe gitmek, dışarı çıkmak falan, bunlar düşünülebilir bile değildi. Bütün enerjimi akşama, iyi misin? Bütün enerjimi akşama harcamak zorundaydım. Yani akşama saklamak zorundaydım ki iş yerinde bir günü ölmeden geçirebileyim. Şimdi spora gidiyorum, eve gidiyorum, evimin işini yapıyorum. Dışarı çıkıp alışveriş yapmam gerekirse onu yapıyorum. Üstüne işe gidiyorum ve yorulmuyor muyum? Tabii ki gene yoruluyorum. 7 kilo verdim diye birden süpermen olmadım, ama o bel ağrılarım falan kalmadı. Bu bir. İkincisi, bir beden küçüldü. Eskiden XX large giyerken, şimdi aldığım son 3 parça kıyafeti extralar, yani extra large aldım, X large aldım. Onun dışında kendimi çok daha enerjik hissediyorum. Çok daha, mesela Anatoli'yi daha uzun süre kucağımda taşıyabiliyorum. Önceden bel ağrını, ay hapşıracağım. Siz de görün. Önceden bel ağrımdan ötürü fazla uzun süre kucağımda taşıyamazken, şimdi istediğim kadar kucağımda, Anatoly'nin istediği kadar kucağımda taşıyabiliyorum. Dur göstereyim neyi açmamı istediğini. Eldiven almıştım temizlik için, onu açmamı istiyor. Bunlar kendimde hissettiğim fiziksel değişiklikler. Onun dışında restoranda diyet yaptığımı bilmeyen 2 grup farklı müşteri tarafından "Sen zayıfladın mı?" sorularına maruz kaldım. Onun dışında sizlerden sürekli gıdığımın küçüldüğünü soruyorsunuz. Bence küçülmedi, hala olduğu yerde. Ölçü olarak biraz küçüldü, ama daha uzun bir yolu var gitmesi gereken. Ölçü demişken ölçülerden bahsedeyim. Dediğim gibi giden 7 kilo. Göbekten 6 santim. Kendimi çok garip ölçmüşüm ya. Yani şimdi mesela kol. Kolumun neresini ölçmem gerekiyor bilmiyorum. Bacak. Bacağımın neresini ölçmem gerekiyor bilmiyorum. O yüzden böyle o kağıdı alabilir miyim?
Anahtar noktaları ölçmüşüm. Şimdi göreceksiniz saçmalığını. Göbek deliği çevremi ölçmüşüm mesela. Tamam hani göbek derken göbek deliği çevresi ölçülür diye tahmin edip ölçmüşüm. Oradan 6 santim gitmiş 4 haftada. Üst koldan 2 santim gitmiş. Boynumu ölçmüştüm. Boynumdan 3 santim gitmiş. Kalçadan 5 santim gitmiş. Bacakta da üst bacağımı ölçmemişim mesela. Ölçmeliydim ama üst bacağımın neresini ölçmeliyim? Tam ortayı mı? En üst kısmını mı? Nereyi bilmediğim için diz çevremi ölçmüşüm. Oradan da 2 santim gitmiş. Ölçülerim muhteşem. Ölçüleri aldığım yerler muhteşem. Eğer bana söylerseniz hani şuralarından ölçü al şeklinde söylerseniz daha böyle spesifik yerler varsa oradan da alıp mesela gelecek ayda atıyorum işte bugün ya da yarın yorumlarınızı okuduğumda orayı alıp yazıp gelecek ayda bir daha orayı da ölçebilirim. Oradan bir gitme oranı var mı diye. Ama şimdilik bunlar. Yani bence göbekten 6, kalçadan 5 santim. Dediğim gibi üst kol 2, diz 2, boyundan 3 santim. Hiç fena değil. Şimdi normalde ben biliyorsunuz tight ve tişört içinde yaşayan bir insanım. O yüzden çok fazla kıyafetlerden fark etmiyorum. Ama Türkiye'ye gelmeden önce aldığım bir tane pantolon vardı. Türkiye'de hiç giymedim onu. Böyle hafif bana bu muffin top dedikleri simit veriyordu diye. Şimdi onu giydim. Simit vermiyor. Mesela bir ayda bir değişiklik de bu. Genel anlamda böyle yani devam edebildiğim için mutluyum. Daha iyi bir diyet, daha sıkı bir diyet yapabilir miydim? Evet. Benim kilomda bir insan için, 116 kilo ile başlayan bir insan için bir ayda 10 kilo da verebilirdi. Ama birincisi sporla yapıyorum. O yüzden belki biraz kas kazanmışımdır diye düşünmek istiyorum. Öte yandan da yani santim olarak incelemek asıl önemli olan bence. Kıyafetlerin içinde kendinizi nasıl hissettiğiniz. Ve o yüzden sonuçtan memnunum. Dediğim gibi daha sıkı bir diyet yapabilirdim. Daha çok ve daha sıkı spor yapabilirdim. Ama kendimi sıkmadan, öldürmeden, diyet olayından nefret etmeden bir ay geçirdiğimi düşünüyorum ve iyi gittiğimi düşünüyorum. Bakalım Eylül bize ne getirecek? Eylül'de de devam edeceğim. Tabii ki yani devam edebildiğim kadar etmek istiyorum sonuçta. Daha vermem gereken çok kilo var. Bana hedef kilo soruyorsunuz. İnanın bilmiyorum. Şu an ilk hedefim 99'u görmek. 109'u gördük. Darısı 99'a inşallah 10 kilo kaldı. Yani ilk hedef o. Ondan sonrasını bilmiyorum. İlk hedef 99. Belki Ekim sonuna kadar görürüm inşallah. Daha sonra da bakalım nasıl olacak. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi biliyorum videoyu kapatınca ay şunu da söyleseydim, bunu da söyleseydim diyeceğim. Eğer o şekilde aklıma gelen bir şey olursa ekleme yaparım. Ama hem çevremden işte diyet yaptım bilmeyen insanlardan aldığım tepkileri söyledim. Santimlerimi söyledim. Böyle Lorada teyzeye sorarsanız eridim gittim yok oldum zaten. Bacaklarım kas dolu ona sorarsanız. böyle. Sanırım benden bu kadar arkadaşlar. Bu süreçte benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eylül ayında bugün eğitimleri yapacak mıyım bilmiyorum. Böyle biraz daha vlog tarzı yapıp mesela belki birkaç günü bir arada yayınlayabilirim. Çünkü böyle tek tek her gün sadece bunu bugün ne yedim koymak açıkçası çok bana haz vermiyor video olarak. Ama bana video yaparken videoyu haz vermiyor. Ama beni diyette tutma anlamında aslında başarılı da oluyor. O yüzden böyle biraz kararsızım o şekilde devam etsem mi? Ya da ne bileyim 2-3 günde bir hani gene bütün öğünlerimi çekeyim ama 2-3 günde bir yayınlayayım işte vlog şeklinde içine başka şeyler de katarak yine görüşlerimi konuşmalarımı katarak falan diye düşünüyorum. Bakalım elimden geldiğince sık sık paylaşmaya çalışacağım. Zaten spora gittiğim zaman Instagram'dan paylaşıyorum hani size de motive olsun diye. Tamam anneciğim kayıyı açayım izleyelim. Böyle. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve gerçekten ayrıca teşekkür etmek istiyorum sizlere. Bu süreçte bana inanılmaz destek verdiniz, inanılmaz motivasyon verdiniz ve benden motivasyon aldığınızı söyleyenleriniz de oldu. Ne mutlu bana. Siz kaç kilo verdiniz? Ağustos'ta benimle başlayanlar 30 Ağustos itibariyle bayramımız kutlu olsun bu arada. 30 Ağustos itibariyle kilo durumlarınız nasıl? Yazın, paylaşın. Neler fark ettiniz? Çevrenizde fark eden oldu mu? Kendinizi nasıl hissediyorsanız, santim olarak ölçtüyseniz kaç santim verdiniz bunları yazarsınız. Beraber paylaşalım. Tamam anneciğim. Gidiyorum gördüğünüz gibi. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.